Türkiye'nin tarihe geçen muhteşem sihası Bayraktar TB2 artık daha güçlü. Türk ordusunun tüm operasyonlarında başarıyla görev yaptığı yetmezmiş gibi Azerbaycan'da, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da ve Katar'da başarılı görevler üstlenen yerli sihamız artık menzili, faydalı yükü, motor gücü ve kalkış ağırlığı güçlendirilmiş yeni versiyonuna geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bayraktar TB2'nin yenilenen, güçlendirilmiş versiyonu TB2S SİHA'ların üretim süreci devam ederken, Baykar Makina, SATCOM yani uydu kontrol yeteneği de eklenen TB2S'leri envantere sokmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin gururu Baykar Makina'nın savaş tarihine geçen, hatta dünya harp konseptlerini dahi değiştiren SİHA'sı 2015'ten beri aktif olarak envanterde. Aradan geçen 6 yılın ardından yenilenen teknolojilere geçiş yapmaya hazırlanan TB2, SATCOM anteni vasıtasıyla TürkSat uydusunun çekim alanındaki her noktadan kontrol edilebilecek. Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA sisteminin güncellenen teknik özelliklerini de paylaştı. Haluk Bayraktar tarafından yapılan sunumda Bayraktar TB2 SİHA sisteminin teknik özelliklerinde güncellenen veriler olduğu dikkat çekti. Paylaşılan özelliklerin Baykar savunmanın geliştirdiği ve birçok ülkenin güvenlik güçlerine hizmet etmekte olan Bayraktar TB2 ile SATCOM kabiliyetli versiyonu Bayraktar TB2S SİHA sistemlerine ait olduğu görüldü. Bayraktar TB2 SİHA için havada kalış süresi 27 saat olarak bildirilmişken, Haluk Bayraktar tarafından yapılan sunumda bu değer 30 saat olarak açıklandı. Paylaşılan sunumda Bayraktar TB2'nin menzili 300 km olarak verilirken, görüş ötesi menzili 1800 km olarak yer aldı. TB2 SİHA için önceden paylaşılan maksimum kalkış ağırlığı 650 kilogramken, yapılan sunumda bu değer 700 kilogram olarak yer alıyor. Aynı zamanda Bayraktar TB2'nin motor gücü de arttırılmış. TB2 SİHA için mevcutta bildirilen 100 beygirlik motor verisi sunumda 105 beygir olarak yer aldı. Yenilenen teknik özelliklerinin yanı sıra, kamuoyuna açıklanmayan pek çok değişikliğin de yapıldığı tahmin ediliyor. Uzmanların tahminlerine göre TB2 SİHA'nın gövde dayanıklılığı ve uçuş güvenirliğini arttıran pek çok yeni güncelleme de yapılmış olabilir. Bayraktar TB2, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisi. Sistem TB2 SİHA platformu, yer kontrol istasyonu, yer veri terminali, uzak görüntü terminali, ileri üs ve jeneratörle römork modüllerinden oluşmakta. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmekte. Bayraktar TB2 taktik silahlı insansız hava aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa uzun havada kalış süresi sınıfına giren bir insansız hava aracı. 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. 300 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmekte. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar SİHA platformu görev yapmakta. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorlarını da kırmıştı. TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk yerli hava aracı unvanını da taşımakta. Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, mini akıllı mühimmatlar Roketsan MAMLE ve MAMC'nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez bir unsuru oldu. Bayraktar TB2 SİHA yerleşik lazer hedef işaretleyicisiyle hassas hedefleme yapabiliyor ve 4 adet akıllı mühimmata kadar faydalı yükü
hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabiliyor. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör ve vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistem. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini de ön planda tutuyor. Baykar gerçek zamanlı görüntü aktarma sistemiyle donatılan Bayraktar TB2, her türlü çektiği görüntüyü anlık olarak karargaha ve farklı kullanıcılara da aktarabilmekte. Baykar gerçek zamanlı görüntü aktarma sistemi, savunma sanayine gerçek zamanlı görüntü aktarma ve bir arşiv yönetim çözümü sunmakta. Bu sistem, yüksek çözünürlüklü, gecikmesiz canlı yayınların aynı anda çok sayıda kullanıcı tarafından yetkilendirme dahilinde izlenilebilmesini olanak sağlıyor. Yani bu teknolojiyle operasyona çıkmış olan bir Bayraktar TB2 SİHA, hem komuta kontrol merkezine canlı görüntü aktarıyor, hem de yaptığı operasyon, örneğin Genelkurmay Başkanlığındaki operasyon odasında canlı olarak izlenebiliyor. Hatta bu o kadar gelişmiş bir teknoloji ki, örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuk sırasında elindeki tabletten o an operasyonda olan bir Bayraktar TB2 SİHA'nın vurduğu görüntüleri canlı olarak izleyebiliyor. İşte bu da Türk ordusuna anlık karar alma, anlık emir verme ve anlık imha etme yeteneğini gerçek manada kullanma yetkisi veriyor. Bu teknoloji öyle bir teknoloji ki üzerinde etiketleme yapılabiliyor ve görüntüler daha sonra incelenmek için de kaydedilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar sistem üzerindeki görüntülere kendileri bir not alabiliyorlar ve daha sonradan izleyip incelemek için kayıt yapabiliyorlar. Tabii ki bu kayıtların güvenliği için özel bir güvenlik ağı da kurulmuş durumda. Sistem, o görüntüyü kimlerin, hangi sistemlerin, hangi bilgisayarın ve tabletlerin izleyip izlemediğini kayıt altına alıyor. Ve yayınlanan görüntüler, görüntülenen ekranda o telefonun, o tabletin ya da bilgisayarın özel filigranıyla şifreleniyor. Bu sayede herhangi bir görüntü paylaşılması ve sızması durumunda paylaşan kişinin kim olduğu saniyeler içerisinde tespit edilebiliyor diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.